Bir de rezillik var. Hakikaten insanın utandıran bir rezillik. Bakın izleyin, inanamayacaksınız. Bana Ali gösterdi. Ben meslek adına utandım. Daha büyük bir alçaklık olamaz. Mesleki olarak büyük alçaklık, büyük utanmazlık. Mesele ne? Naz Aydemir Akyol, Türkiye'nin göz bebeği sporculardan biri. Milli takıma da büyük katkı yapmış bir isim. Aralık ayında Nevşin Mengü ile Nirvana programı için yapılan röportajımın başka bir kanal için hazırlanarak sonradan başka bir sunucunun montajlamasıyla yapıldığı tarihten 8 ay sonra yayınlanmasına bir anlam veremedim. Bilginize sunarım diyor Naz Aydemir Akyol. Mevzu ne? Röportajı yapan Nevşin Mengü'yü çıkartıp yerine Ersin Düzen'i koymuşlar. Bir yaşıma daha girdim diyor Eray Özer. Ersin Düzen de hiç böyle bir şey olur mu dememiş. Basbayağı aynı soruları boşluğa doğru sormuş. Sonra kurguyla birleştirilmiş diyor. Nevşin Hanım'ın izni alınmamışsa bir skandal ki bence iznin hiçbir önemi yok. Ersin Bey bunu nasıl da neden kabul eder? O da ayrı bir skandal. Naz Hanım alınmasın ama Putin'le röportaj yapmıyorsun ki Ersin kardeşim. Bir randevu daha istersin kendisinden olur biter diyor. Doğru, ondan bir randevu istersin verirse sen çıkıp karşısında sorularını sorarsın. Hepsini geçtim, bir yerde Nevşin Hanım'ın sesi kalmış ya aşağıya koydum diyor, onu da göreceğiz. Röportajda konuğun cevaplarının eksikliğini çok gördüm de gazetecinin kesildiğini ilk defa görüyorum diye gülüyor. Güler misin, ağlar mısın, daha neler gözeceğiz acaba diyor. Dünyadaki en büyük hırsızlık emek hırsızlığıdır. Hele de yaratıcı bir emek olduğu zaman iki kere, üç kere, beş kere hırsızlıktır. Ersin Düzen gibi deneyimli bir spor gazetecisinin bu rezalete içinde olması ayıp. Şimdi Ali Başak'ı görelim. Ben hayatımda böyle bir kepazelik görmedim kendi hayıma, payıma. Dünyanın başka bir yerinde olsa hemen mesleği bırakması gerekir o kişinin. Ersin'in mesleği bırakmaya niyeti var mı bilmiyorum ama bir süre güvenilirliğini yitirdiğini düşünmesi gerekir. Çok da saygın bir gazeteciydi. TRT ekranlarındaydı. Genç yaşlarında büyük başarılar elde etmişti. Bunu nasıl yaptığını anlamadım. Yani az önce spordan söz ediyoruz. Orada bir tablo var. Bir de burada bir rezalet var. Bir görelim. Bir arada dengelemek zorunda kalıyorlar. Ya değil mi? Şimdi. Şimdi de istersen müsaade Evet. edersen bir küçük bir Şimdi Nevşin'in sesi kalmış gördüğünüz gibi. Açıkçası Naz Aydemir'in değerli sporcu arkadaşımızın bu konuda bana sorarsanız dava açma hakkı dahil olmak üzere her türlü hakkı var. Nevşin Mengü'nün aynı hakkı var. Çünkü bu olan olay bir büyük skandal. Yani Türkiye'de aslında hiçbir şeyin ölçüsü olmadığı, hiçbir konuda ahlaki bir çıta olmadığı, Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullarda medyanın ne kadar kepaze olduğunun iki örneği. İsmail Saymaz araştırmadan, eminim kötü niyeti yok, araştırmadan haberi yaptıktan sonra bilin ki artık savcı beyin durumu değil, ilk haber konuşuluyor. İstediğiniz kadar özür dileyin. Zaten Halk TV bir çöp, daha da çöp oldu, onu söyleyeyim. Halk TV bir çöp. Yani kim oynadığını bilmiyorum ama onun çöp olduğunu ben biliyorum. İsmail büyük hata yaptı, özür dilerim. Ama burada bir hatayı açıklama ihtimali de yok. Çünkü burada çok ciddi bir problem var. Bile bile, bilerek, isteyerek, herhangi bir utanma olmadan aleni bir şekilde ve nasıl açığa çıkmayacağını zannetmişler. Onu da hiç anlamış değilim. Onun altını çizmek istiyorum. Yani böyle bir kepazeliğin nasıl açığa çıkmayacağını düşündüklerini de katiyen anlamış değilim.